Sevgili gençler merhabalar. Ben Veysel Hoca. 3, 4, 5 çözüyoruz. AYT denemesi çözüyoruz. 9. deneme çözüyoruz bugün. Başlayalım sorularımızla. Güzel sorular göreceğiz yine. Güzel şeyler öğreneceğiz. Evet, başlayalım birinci sorumuzla. Serkan çalışma odasında bulunan 20 kilogram kütleli bir koltuğu büyüklüğü sabit 40 Newton olan yatay kuvvet uygulayarak sürtünmeli yatay düzlem üzerinde 2 metre itiyor. Sürtünmeli yatay düzlem üzerinde. Zeminin kinetik sürtünme katsayısı 0 olduğuna göre. Peki kinetik ne demek? Hareket halindeki sürtünmeye biz kinetik sürtünme diyoruz. Durgunken etkilenen sürtünmeye de statik sürtünme diyoruz arkadaşlar. Hareket ettirdiği için kinetik sürtünme katsayısı vermiş. 2 metre yolun sonunda kinetik enerjisi kaç joule'dür demiş. Peki şöyle resmedelim bakalım sorumuzu. Peki bir koltuk var, sandık var. Neyse o sürüklenen. Peki sen bir F kuvveti itiyorsun bunu. Çekiyorsun veya F eşittir 40 Newton'luk kuvvetle 2 metre yol boyunca aynı kuvvetle çekiyorsun. Şu aldırdığın yol ne kadar senin? 2 metre. Peki sürtünmeli ortam demiş. 20 kilogram kütleli sandık, koltuk her neyse. Peki arkadaşlar buna etkilen sürtünme kuvveti ne kadardır? Hareketin ters yönde, engelleyici yönde. Fs eşittir K çarpı N'den. K 0,1 sürtünme katsayısı 0,1. Peki 20 almayacağız ha. 200 Newton. 200 Newton çarpı 0,1'den ne gelecek? 20 Newton gelecek sürtünme katsayımız. Pekala. Arkadaşlar şu bilgi çok önemli bir bilgi yalnız. Bir cisim üzerine yapılan iş, herhangi bir iş bakın. Herhangi bir iş cisme kazandırılan potansiyel enerjiye, artı kinetik enerjiye, artı ısı enerjisine, artı falan filan ses enerjisine vesaire vesaire gidebilir. Fakat bu yapılan normal iştir. Fakat net iş derse cisim üzerine yapılan net iş cisme kazandırılan kinetik enerji eşittir. Veya kinetik enerji değişimine eşittir. Bu bilgi çok önemli bir bilgi yalnız. Onu ben size burada hatırlatayım. Peki net kuvvetin yaptığı iş ve net kuvvetin yaptığı iş cisme kazanan kinetik enerji eşittir. Yani E son eksi E ilki eşittir. Durgun halden hareket ettireceğimize göre E ilki eşittir sıfır alacağız burada direkt. Yapılan net kuvvetin yaptığı iş direkt kazanılan kinetik enerji eşittir deriz. Net kuvvetin yaptığı iş arkadaşlar F eksi Fs çarpı X yolunda net kuvvet iş yapmış. Cismi E kinetik bu yolun sonunda enerji kazandırmış demektir. Peki budur yani. Peki kuvvetimiz ne kadar? 40 Newton. Sürtünme kuvvetimiz ne kadar bulduk? 20 Newton. Kaç metre yol boyunca hareket ettiriyoruz? 2 metre yol boyunca hareket ettiriyoruz. Anında çıktı sana kinetik enerji işte. Peki 20 çarpı 2'den cismin kazandığı kinetik enerji neymiş efendim? 40 joule'muş bu yolun sonunda. Peki. Umarım anlaşılmıştır. Pekala, geçiyorum ikinci soruya. Bir öğrenci laboratuvar ortamında kırmızı renkli lazer ışığı kullanarak yaptığı tek yarıkta kırınım deneyinde elde ettiği sonuçları aşağıdaki gibi ifade ediyor. Öğrencinin bu ifadelerinden hangileri doğru olabilir demiş. Olabilir demiş. Arkadaşlar tek yarıkta girişimi bir özetleyelim isterseniz. Şöyle bir. Tek yarıkta girişim. Dar bir yarık var. Işık buradan geçerken kırınıma uğruyor kenarlardan. Kırınıma uğruyor. O yüzden tek yarıkta girişim diğer adı ışıkta kırınım deneyidir. Peki bu yarık kenar bir kaynak gibi davranıyor. Bu yarık kenarda bir kaynak gibi davranıyor. Sanki bu da S1 S2 kaynakları varmış gibi düşünüyoruz. Buradan çıkan dalgalar dairesel dalgalar ile buradan çıkan dairesel dalgaların tepe tepe çıkış çukurlarının karşılaşması sonucu perde üzerinde aydınlık saçak, karanlık saçaklar meydana geliyor. Fakat tek yarın çift yarıktan şöyle bir farkı var. İki tane farkı var. Önemli bir farkı var. Merkezi aydınlık saçak 2 delta x genişliğinde. Diğer saçaklar delta x delta x genişliğinde. Merkezi aydınlık saçak 2 delta x genişliğinde ve en parlak. Mas demek merkezi aydınlık saçak kısaltılmışı. En parlaktır. Diğer saçakların parlaklığı arkadaşlar merkez orosuna itibaren giderek daha az parlak saçak, daha az aydınlık saçak, parlak saçak. Bir süre sonra aydınlık saçak gözlemleyecek. Fakat çift yarıkta neydi? Bütün aydınlık saçakların parlaklığı aynıydı. Genişlikler de aynıydı. Tek yarıkta tekrar ediyorum. 1. Merkezi aydınlık saçak 2 delta x genişliğinde diğerleri aynı delta x fark etmiyor. Bir de en parlak. En lambda olduğunda n'inci karanlık, n artı 1 bölü lambda olduğunda n'inci aydınlık saçak. Delta x saçak genişliği formülümüzde lambda l bölü v çarpı n. Bilmemiz lazım bunları. Peki altta not yazmışım. Önemli not. Peki bu çift yarıktan en büyük farkı budur. Sorulması muhtemel bir sorudur. Merkezi aydınlık saçak en parlaktır. Merkez doğrusundan uzaklaştıkça aydınlık saçakların parlaklığı azalır. Bilmemiz lazım mı? Evet. Gayet iyi bilmemiz lazım. Ben onu şurada daha detaylı çizmişim bakın. Peki ölçekli çizmişim burada hatta. Merkezi aydınlık saçak 2 delta x genişliğinde fakat diğer saçaklar delta x genişliğindedir.
Bunu bilmemiz gerekiyor not olarak. Peki şöyle tutayım da belki not almak isteyen olur. Peki. Devam ediyorum şimdi. Neymiş efendim? Perdenin tam ortasında oluşan kırmızı bölgenin diğer kırmızı bölgelerden daha geniş olduğunu gözlemledim. Doğru. Merkezi aydınlık saçak iki delta eksi değil mi kardeşim? Diğerleri delta eksi değil mi? Evet doğru. Perdede oluşan tüm karanlık bölgelerin genişliklerinin eşit olduğunu gözlemledim. Doğru gözlemledim. Problem yok. Arkadaşlar sadece merkezi aydınlık saçak iki delta eksi. Diğerleri hepsi delta eksi genişliğinde. Aydınlık saçak, karanlık saçak fark etmiyor. Perdenin tam ortasında oluşan kırmızı bölgenin diğer kırmızı bölgelerden daha parlak olduğunu gözlemledim. Doğru gözlemledin ya. Sıkıntı yok. Dedik ya merkezi aydınlık saçak en parlak diye. Peki yalan yok bunların içinde. Hepsi doğrudur. Bu tespitlerden hepsi doğrudur. Üçüncü sorumuzdayız. Harmonik hareket sorusu klasik. Ahmet bir çocuk parkında bulunan salıncağa binerek kare noktaları arasında titreşim hareket yapabilmektedir. Buna göre Ahmet'in yaptığı hareketle ilgili demiş. Peki KP arasında ortalama sürati OR arasına göre daha küçüktür demiş. Arkadaşlar potansiyel kaybeden vatandaş kinetik kazanacak. Buradan geçerken hızımız maksimum doğru mu? Hatta değer versek daha güzel olacak. Bu da hızım 0. V eşittir 0. Bu da hızımız VP eşittir V. Bu da hızımız V max eşittir 2V olsun mesela. Sallıyorum rakamları. Peki 0'dan V'ye gelene kadar ortalama hızım atıyorum V bölü 2. Diyebiliriz yani. Peki V'den 2V'ye gelene kadar ortalama hızın ne kadar senin? 3V bölü 2. Peki KP arasında ortalama hızın PO arasından daha küçüktür. OR arasından demiş. OP veya OR'deki burada da hızımızın büyüklüğü V kadar burada 0 olduğuna göre ortalama hızın burada da 3V bölü 2'dir ya. Dolayısıyla KP arasında ortalama süratin OP arasından daha küçüktür. Doğru bir ifadedir. Pekala. İkinci öncü ne demiş bakalım. R noktasındaki geri çağırıcı kuvvet R noktasına göre daha büyüktür demiş. Arkadaşlar harmonik hareketleri defalarca tekrar ettik. Tekrar şöyle bir hatırlayalım isterseniz. Şu kalıp çok önemli. Harmonik hareketin özetidir. En çok sorulan yer burasıdır. Peki harmonik hareket yay veya ip sarkacı fark etmiyor. Bütün harmonik hareketlerde uzamın sıfır olduğu yerde yani denge kurumunda V max'tır, F sıfırdır, A sıfırdır. Uçlarda hız sıfırdır, F max'tır, geri çağırıcı kuvvet bu demek işte. A max'tır dolayısıyla. Peki ivme ve kuvvet yönü her zaman merkeze doğru. Uzam yönü her zaman merkezden dışarı doğru olmak zorundadır. Peki formüllerimiz de burada. İsteyene özet olsun bu. Herhangi bir uzam anındaki konum denklemin x eşittir r sinüs omega t. Bunların sorulmaz da yani. Maksimum uzunluk genlik demektir. Uzanımın maksimum olduğu an genlik demektir. Herhangi bir andaki konum anındaki hızım bu. V maksimum hızım bu. Herhangi bir uzanım anında hızım bu. Maksimum kuvvetim bu. Hızım değil pardon. Kuvvetim bu. Dolayısıyla genliğin en büyük olduğu yerde kuvvet maksimum olmalıymış. Uzanımla kuvvet doğru orantılıdır. Dolayısıyla R noktasında geri çağırıcı kuvvet L noktasındakine göre daha büyüktür demiş. Bu yanlış bir ifade arkadaşlar. Neden? L noktasında F max, uçlarda F max. Ama R'de biraz daha az. Burada geri çağırıcı kuvvet 0. Buraya doğru geldikçe ne oluyormuş efendim? F azalıyormuş. Buraya doğru geldikçe ne oluyormuş efendim? A azalıyormuş. Peki buraya doğru gittikçe ne oluyormuş efendim? V artıyormuş. Yorumlarını bilmemiz gerekiyormuş demek ki. P ve R noktalarındaki ivmelerin büyüklükleri birbirine eşittir demiş. P ve R'de ivmelerin büyüklüğü eşittir. Peki ivme nedir? A eşittir omega kare çarpı R'dir. Peki omegamız her tarafta aynı olduğundan R genliklerin veya uzanımların eşit olduğu an R demeyelim oraya X diyelim. O maksimum olurdu. X uzanımın eşit olduğu yerlerde de A'ların eşit olur. Uzanımın nerede eşit? O'dan P'ye uzanımla O'dan R'ye uzanımın eşit olduğundan ivmelerin de eşittir dersin. İğmeleri eşittir deseydi yanlış. İğmelerin büyüklüğü eşittir dediği için doğru. Çünkü burada iğme bu tarafa doğru. Merkeze doğru. Burada iğme merkeze doğru. İğmeler eşittir yanlış. İğmelerin büyüklüğü eşittir. Doğru bir ifadedir arkadaşlar. Büyüklük demiş. Doğru bir ifadedir. Doğru cevabımız 1-3. Nerede varsa C şıkkında var. Pekala. Devam ediyoruz. Elektrik sorusu gelsin bakalım. Elektrik sorusu. Düzgün ve büyüklüğü sabit bir elektrik alan bölgesinde bulunan KLMN noktalarının elektrik potansiyeli sırasıyla eksi 2V, 2V, 6V, 3V'dir. Bir artı Q2 şekil 1'de K noktasına, L noktasına, başka bir eksi Q2 ise şekil 2'de M'den N'ye taşınıyor. Buna göre taşıma işlemi sırasında hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar bu elektriksel potansiyel enerji ifadesini bir hatırlayalım tekrar isterseniz. Şöyle. Eğer cisimler artı artı yüklüyse
Bunların potansiyelini veren ifade E potansiyeli K Q 1 Q 2 bölü D'dir. D arttıkça EP azalır falan yorumlar yapılır. Peki eğer eksi ise potansiyel enerji de eksi gelecek. Bu da D artarsa EP artar eksiden dolayı falan. Ama benim demek istediğim şudur. Burada yükler birbirinden uzaklaşırsa yani D artarsa elektriksel kuvvetler işi yapar. Dolayısıyla sistemin potansiyel enerjisi azalır. Yükler uzaklaşırsa elektriksel kuvvete karşı işi yapılır. Dolayısıyla sistemin elektriksel potansiyel enerjisi artar. Bir başka özet. Altını çizmeniz gereken, not almanız gereken elektriğin özeti niteliğindedir bu yine. Formülümüz burada. Hangi formül neye karşılık geliyor? Daha önce de söyledik, videolarımız da var. Fakat ben size şu ifadeyi tekrar altını çizmek istiyorum. Bu ifade çok önemli yalnız. Elektriksel kuvvet iş yaparsa sistemin elektriksel potansiyel enerjisi azalır. Yapılan iş eksi. Arkadaşlar kuvvet iş yaparsa yapılan iş eksi oluyor. Peki elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılırsa sistemin potansiyel enerjisi artar. Yapılan iş artı demektir. Enerjin artıyorsa artı iş yaptın. Enerjin azalıyorsa eksi iş yaptın demek bu demektir yani. Pekala. Bunu unutmayalım. Şimdi sorumuzda lazım olacak yalnız. Peki yapılan iş nedir? K'dan L'ye giderken taşınan yük sabit kalmak şartıyla potansiyel farklar. V1 işi diyelim arkadaşlar. Burada bunu buradan buraya götürmek için yapılan işin adı neymiş? V1. Buradan buraya götürmek için yapılan işin adına ben V2 diyorum. Peki V1 işi eşittir. Nasıl ifade edilir? V1 yaptığın iş taşınan yük kim burada? Artı Q. Artı Q taşınan yük çarpı VKL potansiyel farkı. Peki nasıl ifade edilir bu? Artı Q taşınan yük çarpı VL eksi VK potansiyel farkı demektir. VKL VL eksi VK diye ifade edilir. Eşittir artı Q çarpı. Zaten potansiyel vermiş noktaların VL ne kadar? 2V kadar. VK ne kadar? Eksi 2V kadar. Eksi 2V'den ne gelecek? Artı 2V gelecek. Yapılan iş ne kadarmış efendim? Artı 4Q'ya kadarmış. Yapılan işin artı olması ne demektir? Kuvvete karşı iş yapılmak demektir arkadaşlar. Yapılan işin artı olması elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmıştır. Doğru bir ifadedir çünkü yapılan işin artı olduğundan bunu anlarsın. Özetini yaptık. Şekil 1'de elektriksel iş yapmamıştır. Elektriksel iş yapılmamıştır demiş. Yapılmıştır canım. Niye? 4Q'ya kadar iş yapılmıştır canım. Şekil 2'de elektriksel kuvvetler iş yapmıştır demiş. Arkadaşlar şekil 2'de V2 hesaplıyorum şimdi. Bakın dikkat edin. V2 eşittir. Taşınan yük kim burada? Eksi Q yükü taşınıyor. Taşınan yük çarpı VMN potansiyel farkı altında taşıdın. Eşittir. Eksi Q çarpı VN eksi VM yazarsın. Peki yaz değerlerini yerlerine şimdi. Eksi Q taşınan yük çarpı VN'nin ne kadar? 3V kadar. Eksi M'nin ne kadar? 6V kadar. Peki eksi 3V çarpı eksi Q'dan yine ne geldi buradan? Artı 3Q'ya geldi. Yine yapılan iş pozitif. Yine kuvvete karşı iş yapılmıştır demektir burada. Kuvvet iş yapmıştır. Yanlış. Kuvvete karşı iş yapılmıştır. Çünkü yapılan işin artı olduğundan bunu anlarsın. Doğru cevabımız nedir? Yalnız 1'dir. Umarım anlatabiliyorumdur. Peki 5. soru. Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde hareket eden iki cisim birbiriyle yapabilecekleri çarpışma türleri aşağıda verilmiştir. Buna göre bu çarpışmaların hangilerinde cisimlerden oluşan sistemlerin hem kinetik hem de momentumları korunur demiş. Hem kinetik enerjileri hem de momentumları korunur. Hemen özetimiz şurada. Arkadaşlar esnek çarpışmada hem momentum korunur hem kinetik enerji korunur. Ama esnek olmayan çarpışmalarda momentum korunur fakat kinetik enerji korunmaz. Kural. Bilmemiz lazım. Pekala. Burada kavram yanılgısına dikkat çekmiş hocamız. Kavram yanılgısına dikkat çekmiş. Merkezi merkezi olmayan önemli değil bizim için. Bizim için esnek olması önemli. Esnek çarpışma. Hem enerji hem momentum korunur mu efendim? Evet korunur. Merkezi ama esnek olmayan çarpışma. Esnek olmayan çarpışmada momentum korunur fakat enerji korunmaz. Bize hem enerjinin hem de momentum korunduğu çarpışmayı soruyor. Merkezi olmayan. Şimdi bu karıştırılıyor. Merkezi olmayanı esnek olmayan gibi algılıyor öğrenciler genelde. Yani bu kavram yanılgısına dikkat çekmiş. Yani çoğu kişi düşer buna. Merkezi olmayanla esnek olmayan aynı şey demek değil arkadaşlar. Merkezi olmayan ama merkezi olmayan virgül esnek çarpışma. Merkezi virgül esnek olmayan çarpışma. Yani virgül derse herhalde zaten anlaşılıyordu da. Esnek çarpışma olduğundan hem enerji hem de momentum korunur. Doğru cevabımız 1 ve 3'tür dolayısıyla. Evet gelsin bakalım atış sorusu. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda bir basamağının yüksekliği h, eni d olan bir merdivenin üzerindeki K noktasından yatay olarak ve hızıyla atılan m kütleli cisim kesikli çizgilerle gösterilen yörüngeyi izleyerek t sürede
merdivenin neyinci basamağının ucuna çarpıyor. Buna göre h bölü d oranının hesaplanabilmesi için m, v, n, t hangilerinin bilinmesi gerekli ve yeterlidir demiş. Hemen özetleyelim. Önceki notlarımızdan. Atışlar videomuzda var arkadaşlar. Atışlarda özel durumlar videom var. Bu notlar oradan. Neymiş efendim merdiven sorusu? Merdiven basamağının yüksekliği h, yatay genişliği de x olmak üzere. Sen bu merdivenin tepesinden yatay bir cisim attın. Tık 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 gitti efendim. Ta neyinci basamağa çarptı. Peki nasıl ifade edersin? Bu bildiğin yatay atıştır yani. Yatayda sabit hızlı hareket, düşeyde serbest düşmedir. Peki serbest düşme olduğundan bunun düşeyde alacağı yol eninci basamağa kadar n çarp h yol aldın düşeyde. 1 bölü 2 gt kare n çarp x yol aldın yatayda ve 0 çarp t. Düşeydeki hareketin denklemi bu. Yataydaki hareketin denklemi bu. Peki buna göre yapalım bakalım işlemimize geliyor muymuş? Bu notun ne faydası var bize? N çarpı h düşeyde aldığın yol 5t kare 1 bölü 2 gt kare. G'yi 10 alın demiş arkadaşlar burada bize. O yüzden direkt 5t kare yazabilirim buraya. Peki n çarpı x yatayda aldığın yol ise v 0 çarpı t. V çarpı t. Cırt oranlayalım taraf tarafa bunları. N'lere buradan giderse h bölü x değil burası d olacak. Sana basamağın genişliğini d vermiş ya o yüzden. Peki h bölü d oranı veren ifade ne oldu? T kare ile t de gitti buradan. 5t bölü v geldi buradan. 5t bölü v. Peki h bölü d oranı bulmak istiyorsan t ve v'yi bilsen yeterliymiş arkadaşlar. V ve t'yi bilsen yeterliymiş. Yani hangilerin bilinmesi gerekli ve yeterlidir? 2 ve 4'ün. Nerede var? E şıkkında var. Evet. Devam ediyoruz. 7. soruyla. Gayet temel bilgi soruları. Gayet güzel bence. Ben 3, 4, 5'i beğendim şahsen. Tekrar söylüyorum. Daha önce de söylemiştim. Gayet güzel. AYT formatı sorular arkadaşlar. Çok kasıntı sorular yok yani. Sayfa düzlemine yerleştirilmiş özdeş iki çubuk mıknatıs arasına üzerinden iyi yakım geçen tel şekildeki gibi konulmuştur. Buna göre telin bulunduğu ortamdaki manyetik alan ve tele etki eden manyetik kuvvetin yönleri aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir demiş. Arkadaşlar manyetik alan bir kere nereden nereyedir? Mıknatısın N kutbundan S kutbuna doğrudur. N'den çıkan S'ye giden, N'den çıkan S'ye giden düzgün manyetik alan var mı kardeşim? Burada var. Peki manyetik alan hangi yöndeymiş bir kere? Telin üzerindeki manyetik alan hangi yöndeymiş? Burada telin manyetik alanı sormuyor bize ha. Yanlış anlaşılmasın. Telin bulunduğu ortamdaki manyetik alan demiş. Telin oluşturduğu manyetik alan dememiş yalnız arkadaşlar bakın. Telin bulunduğu ortamda manyetik alan hangi yönde? Eksi x yönde. Hemen yapıştır onu. Eksi x yönde. Peki. Tele etkiden manyetik kuvveti nasıl bulacağız abi? Tele etkiden manyetik kuvvetin yönü. Gelsin hemen özetimiz. Gelsin özetimiz. Arkadaşlar. Düzgün manyetik alanda iletken telden akım geçiyorsa bu tele etkiden manyetik kuvvet şöyle bulunur. Sağlık kuralına göre. Neymiş efendim sağlık kuralı? 4 parmak B'nin yönünü, manyetik alan yönünü, baş parmak akım yönünü, avuç içinde kuvvet yönünü gösterecek şekilde sağlık kuralı. Hemen gösteriyorum. Sağa doğru manyetik alan var mı kardeşim? Var. 4 parmak manyetik alan, baş parmak akım yönünü göstermek üzere avuç içim içeri doğru gösteriyor. Bakın ne demek içeri doğru çarpı demek. İşte bu çarpı F buradan geliyor. Anlaşıldı herhalde. Yok efendim manyetik alan dik olmasa ne olur? Sadece bir sin alfa olur. L sin alfa bileşenine etkiden kuvvet alırsın da ondan. Bize yön sorduğu için bir sin alfa ile işimiz yok. Formülle işimiz yok. Peki burada 4 parmak manyetik alan yönünü, 4 parmak manyetik alan yönünü, baş parmağım akım yönünü göstermek üzere avuç içimlere gösteriyor arkadaşlar. Dışarı. Sayfa düzeninin dışarı. Peki dışarı nasıl ifade edilir? Nokta. Peki tele etkiden kuvvet nokta F'ymiş efendim. Peki tele etkiden manyetik kuvvetin yönü dışarı doğru nokta F. Ama manyetik alanın yönü eksi x yönünde. Peki nerede var doğru cevabımız? Eksi x'e nokta. B şıkkında var. Gayet güzel soru bence. Yönü bileceğiz. Peki 8. soru. Yatay bir düzlemde esnek bir yay ve bir cisim kullanılarak harmonik hareket deneyi yapılıyor. Buna göre yapılan hareketin periyodunu artırmak için. Arkadaşlar hangileri tek başına yapılabilir demiş. Yay sarkacı dediğin şey yatay düzlemde, düşey düzlemde fark etmiyor. Bize yatay dediği için yatay çizelim hadi. Yatay, düşey, eğik düzlem fark etmiyor. Formülümüz aynı arkadaşlar. Değişmiyor. Sen yay ucuna M kütlesini bağladın. K yay sabiti M cisim kütlesi olmak üzere. Efendim söyleyeyim ne yaptın? K, O, L. Denge noktası O olan yayı X kadar sıkıştırdın. K arasında gidip gelme hareketi yapacak. Harmonik hareket. Bunun periyodu ne peki? T eşittir. Tam ek. 2 pi çarpı N bölü K değil mi? N bölü K.
Peki uzatılma miktarına bağlı değil, ortamın çekilmesine bağlı değil vesaire vesaire. Peki buna göre deneyde kullanılan yaya özdeş bir yayı paralel bağlamak. Geldik burada paralel seri bağlama neymiş efendim bakalım şimdi. Arkadaşlar paralel bağlı yaylarda paralel bağlı yay demek bu demektir. K1 artı K2 eşittir yay sabiti böyle bulunur. Keş. Peki seri bağlı yaylarda nasıl bulunur peki? 1 bölü K1 artı 1 bölü K2 bulunur. Peki. Paralel bağlarsan ne olacak? Peki burada K değil 2K olacak. Peki paralel bağladın 2K yaptın yay sabitini. K'nın 2K'ya çıkarmış oldun. Peki K'yı artırmak formülde T'yi azaltmak demektir. Fakat bana periyodunu artırmak için soruyor. Bu olmadı ki. K'yı artırdım periyot azaldı. Bu olmadı. Peki deneyde kullanılan yayı ortadan ikiye bölerek yayın bir parçası ile deneyi tekrarlamak. Hemen tekrar notumuza gelelim. Her şeyi var yahu notlarda. Nasıl notlar arkadaş bunlar böyle. Yayın boyu ile esneklik katsayısı ters orantılıdır. Yay iki eşit parçaya bölünürse K iki katına çıkar. Yani gayet net herhalde değil mi? Eğer sen bir yayı ikiye bölersen daha sert yay haline getirmiş olursun. 2K elde etmiş olursun yani ikiye bölersen yayı. Dolayısıyla peki yayın ortadan ikiye bölerek demek yayı yine 2K'ya çıkartmak demek arkadaşlar. 2K'ya çıkartmak demek yine K'ya artırdın. T azaldı. Bu da olmadı. Bu da patladı. Cismin kütlesini artırmak demiş. Evet. M artarsa T artar mı? Evet artar. Doğru cevabımız neymiş efendim? Yalnız 3'müş. Evet güzel bir soru daha gelsin bakalım. İletken ve nötr kare küreleri gerilimi sabit bir üretici şekil 1'deki gibi bağlanarak yükleniyor. Yüklenen küreler yüklerini kaybetmeden başlangıçta ışık vermeyen lambaya şekil 2'deki gibi bağlanıyor. Peki buna göre şekil 1'deki elektronların hareket yönüyle şekil 2'dekilerin hareket yönleri birbirine zıttır demiş. Arkadaşlar ne alaka hareket yönleri falan. Paralel levha gibi düşün bunu. Artı kutba bağlı levha artı yüklenecek. Bu küre artı yüklendi. Peki eksi kutba bağlı levhada ne olacak? Eksi yüklenecek. Peki nasıl yüklenecek bunlar? Tabii ki eksi kutuptan buraya doğru eksi yükler hareket edecek. Buraya elektronlar hareket ettiğine göre burada artı yükler birikti. Burada eksi yükler birikti. Artla buraya hareket ediyor demiyoruz. Ha, öyle bir şey yok ha. Peki elektron hareket yönü burada bu yönde. Peki sonra ne oldu? Üreticiden çıkarttın. Artı yüklü K küresi ile eksi yüklü L küresini sen yük alışverişine bırakmış oldun böylece. Peki ne olacak? Yükler eşitlenene kadar tekrar nötr olana kadar buradaki eksiler bu sefer buraya gelecekler. Elektron yönleri bu yönde olacak. Dolayısıyla birinci yönde bu yönde olan elektron hareketi ikinci yönde bu yönde olacak. Peki zıt yönü doğru muymuş? Doğruymuş. Birinci şekildeki elektron hareketiyle ikinci şekildeki elektron hareketin yönleri zıtmış. Evet doğru bir ifadedir. Şekil 1'de K küresi pozitif, L küresi negatif yüklenir. Doğru. A kutbu bağlandı, artı yüklendi. X'e bağlandı, eksi yüklendi. Doğru. Sıkıntı yok burada da. Pekala. Şekildeki lamba bir süre ışık verdikten sonra söner demiş. Doğru bir ifade. Neden? Küreler nötr olana kadar yük alışveriş olur. Son durumda bu da nötr, bu da nötr olur. Yük alışveriş durunca lamba da söner dolayısıyla yani. Bir süreli bir lamba yanar söner sadece. Doğru cevabımız E şıkkıymış dolayısıyla. Evet. Arkadaşlar bu traktör sorusu MEB'in yayınladığı sorularda da var. Görmüşsünüzdür. Hatta cevabını da yanlış vermiş galiba. O da cevabı 1 de olacaktı. 1 almamış cevaplarda. Onu düzeltmek lazım. Traktör sorusu gelsin bakalım. Doğrusal bir yolda ok yönde sabit süratle ilerleyen bir traktörün ön ve arka tekerleklerinin yarıçapları R ve 2R'dir demiş. Buna göre traktör şekildeki konumdan geçerken tekerlekler üzerinde bulunan K ve L noktalarına ait hangi büyüklükler birbirine eşittir demiş. Arkadaşlar ben yine şöyle size özetleyeyim bu konuyu. Çok özet yaptık bugün yahu. Peki arkadaşlar. Dönerek öteleme hareketi yani yuvarlama hareketi. Peki 3 tür hız sorulabilir buralarda. 3 tür hız sorulabilir buralarda. Peki öteleme hareketi hem de dönme hareketi yapıyor. Peki öteleme hareketi yaparken bu tekerlek üzerindeki tüm noktaların çizgisel hızları değil de öteleme hızları V'dir, 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 V'dir. Çünkü neden? Tüm noktalar eşit miktarda yer değiştirmişler. O'da, K'da, L'de, M'de herkes eşit miktarda yer değiştirmiş. Dolayısıyla öteleme hızları derse K, L, M, O eşittir V. Herkesin öteleme hızı birbirine eşittir. Bütün noktaların tekerlek üzerindeki. Peki dönme hızları derse merkez dönmez, sadece ötelenir. Merkez O noktası 2 pi yol alana kadar, bir çevre yol alana kadar K noktası da dönerek bir tam tur atmış ve 2 pi yol almış. O noktası da 2 pi yol almış. K noktası da aynı sürede 2 pi yol almış. Demek ki merkezin öteleme hızı neyse en dıştaki noktaların dönme çizgisel hızları da V olmak zorundadır. Peki dönme hızları
VK eşittir VL eşittir VM eşittir V. Ama O'nun dönme hızı olmaz. Merkez dönmez çünkü. Ötelenme hızı olur. Dönme hızı sorarsa O'nun dönme hızı nedir? Sıfırdır. Yere göre hız sorarsa eğer V dönme V öteleme 2V. V dönme V öteleme bileşik yere göre hız kök 2V. V dönme V öteleme M'nin hızı ne? Sıfır. Dönme yok, sadece öteleme var. O'nun hızı V şeklinde anlık hızlar veya yere göre hızlar sorulursa bu. Peki tekrar gelelim sorumuza. Arkadaşlar tekerleğin traktörün ön tekeriyle arka tekeri aynı sürede aynı olacaklarından dolayı bunun öteleme hızı da V'dir. Bunun da öteleme hızı nedir? Merkezinin V'dir. Peki ne dedik biz biraz önce? Biraz önce dedik ki tekerlek üzerinde bütün noktaların dönme çizgisel hızları da öteleme hızına eşittir dedik ya. K'nın neyi var efendim? V çizgisel hızı var. Peki Y'nin, o da V çizgisel hızı var. Ama yere göre hızı deseydi V dönme V öteleme kök 2V. Yere göre hızı sormamış bize. Ne sormuş? Çizgisel hızı sormuş. Bakın dikkat edin burada. Yere göre hızla işimiz yok. Peki periyotlar eşit değildir arkadaşlar. Neden? Real çaplı 2 neye tur attığında şu vatandaş neye tur atmış olacak? Peki aynı sürede daha çok tur atanın frekans büyüktür, periyodu küçüktür dersin yani. Eşit değildir sonuçta. Peki açısal hızla dolayısıyla açısal hız dediğin şey de senin 2 pi bölü t olduğuna göre periyot eşit değilse açısal hızlar da eşit değildir. Ama çizgisel hızlar birbirine eşittir. Ne dedik? L'nin de çizgisel hızı V, K'nın da çizgisel hızı V. Yere göre hız sormamış, sorsaydı farklı olurdu yalnız. Eşittir. Cevabımız neymiş efendim? Yalnız düşmüş. Evet, 11. sorudayız. Gelsin bakalım, Kepler'siz olur mu hiç? Olmaz. Sorulur. Elliptik yörüngemiz nedeniyle Dünya Güneş'e periyodik bir yaklaşma uzaklaşma halindedir. Örneğin ülkemizde kış yaşandığı dönemlerde Güneş'e olan ortalama uzaklığımız 145 milyon kilometre iken yaz başlarında bu uzaklık 150 milyon kilometre kadardır. Bu da bir şey dikkatini çekmiş olmalı arkadaşlar, değil mi? Güneş'e daha yakınken kış yaşanıyor. İlginç değil mi? Peki kış ülkemizde kış yaşanıyor. 145 milyon daha yakın ama kış yaşanıyor. 150 milyon daha uzakta ama yaz yaşanıyor. Yani demek ki kış yaz mevsimlerinin nedeni Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı yakınlığı değilmiş arkadaşlar. Neymiş ya? Güneş ışınlarının Dünya'ya dik düştüğü zamanlar, yaz mevsimi eğik düştüğü zamanlarda kış mevsimi yaşanıyor. Bunun Güneş ışınlarının eğim açısıyla bir alakası var. Mevsimlerin uzaklıkla yakınlıkla alakası yok yalnız, onu söyleyelim. Peki bu bilgiye dayanarak ülkemizde kış yaşandığı dönemlerde Dünya'ya ait hangi nicelikler yaza göre daha büyüktür demiş. 2018 ayetiye benziyor yanılmıyorsam. Neymiş efendim Kepler kanunlarımız? Peki birinci kanun neydi? Birinci kanun şöyle diyordu, Kepler'in birinci kanunu. Tüm gezegenler Güneş çevresinde elips yörünge izlerler diyor. Odakların birinde Güneş bulunan elips yörünge izlerler. Yani dairesel yörünge izlemezler arkadaşlar. Elips yörünge izlerler. Alanlar kanunu ne diyor? Güneş'i gezegene birleştiren vektör yani yarıçap vektörü eşit zamanlarda eşit alanlar tarar diyor. Alanlar kanunu. Peki bunun sonucu gezegenin hızı Güneş'e yaklaştıkça artar, uzaklaştıkça azalır. Neden? Peki bu alanla bu alanı taradığın süre eşitmiş. Evet. Fakat burada aldığın yol daha kısa t sürede. Peki burada aldığın yol daha uzun t sürede. Demek burada hızın daha fazla ki aynı sürede daha çok yol almışsın demektir. Bu alanlar kanunun sonucudur. Veya diğer bir ifadeyle arkadaşlar çok önemli bir şey söylüyorum. Çekim kuvveti Dünya ile Güneş arasında çekim kuvveti tork oluşturan bir kuvvet değildir. Dönme merkezine geçen kuvvetlerin torku sıfır olduğundan torku sıfırsa açısal momentum korunur. Torku sıfırsa açısal momentum korunur. Peki açısal momentum korunduğu için kütle değişmiyor. Açısal momentum da sabit olduğundan yarıçapın azaldığı yerlerde çizgisel hız azalır yorumunu buradan da yapabiliyoruz. Bu da farklı bir yorum ama bu en sağlam yorum bu yalnız. Açısal momentum yorumu budur. Pekala. Ben size tekrar ekstra bilgi olarak arkadaşlar şunu şöyle özetlemiş olayım. Sorulursa bakın bu sorulur. Bütün konunun özeti burada var bu örnekte. Dünya X'ten Y'ye giderken yani dünyadan güneşten uzaklaşırken demek istiyorum. Peki uzaklaşırken çekirsel hızı azalır. Yaklaştıkça çekirsel hızı artıyor. Yakınlarda çekirsel hızı büyük, uzaklarda küçük. Peki X'ten Y'ye giderken çekirsel hız azalır. Elemsizlik momenti artar. Neydi elemsizlik momenti? Emre kare. Bakın emre kare. Peki M dünya kütlesi değişmiyor ama izlediği yörüngenin yarıçapı artıyor. Hız artıyor dolayısıyla. Açısal momentum değişmez dedik ya. Tork sıfırdır. Çekim kuvveti tork oluşturmaz. Dolayısıyla açısal momentum korunur. Açısal hızı ne olur? Azalır. Neden? I omegadır diğer bir yorumda. Açısal momentumun. L sabitken I'nın arttığı yerlerde omega azalır. Kinetik enerjisi artar. Hız artıyorsa kinetik enerjisi azalır. Çekirsel hız azalıyorsa kinetik enerjisi azalır. Pardon. Potansiyel enerji artar. Toplam enerji değişmez. Çekim kuvveti azalır. Özetlemiş olduk.
Böylece uzatmıyorum. Pekala, eliptik yörüngemize dolanıyor. Peki şöyle eliptik yörüngemizi çizelim. Eliptik yörüngenin elipsin odaklarından birinde güneşimiz var. Dünyada bu da dolanıyor. Peki yakın yerlerde kış mevsimi yaşıyoruz. Ülkemiz için yalnız bu geçerli sadece. Bütün dünya için geçerli değil. Uzaklarda da yaz mevsimi yaşanıyor. Bizim ülkemiz için. 145 milyon kilometre, 150 milyon kilometre olan yerlerde tabii ki kış mevsimi yaşanan yerler burasıymış. Bizim ülkemiz için soğuya göre yaz yaşanan yerler buralarıymış. Peki buna göre bu bilgiye dayanarak kış yaşandığı dönemde dünyaya ait Güneş ve uyguladığı kütle çekim kuvveti daha büyüktür. Doğru. Neden? F çekim kuvveti eşittir. GMM bölü R değil mi arkadaşlar? M güneşin kütlesi, M dünyanın kütlesi olmak üzere. Aradaki mesafe de R kare olmak üzere. Çekim kuvveti formülümüz budur. Peki R'nin az olduğu yerde tabii ki kuvvetimiz daha büyüktür. Doğru bir ifade. Kıştaki çekim yazdakinden daha büyüktür. Çekirsel hızımız daha büyüktür. Doğru. Neden? Bu yakın yerlerde V kış büyüktür V yaz deriz herhalde. Uzak yerlerde daha yavaş hareket ediyor dedik ya. Daha büyüktür. Doğru bir ifade. Peki başka ne diyeceğiz? Güneşe göre eylemsizlik momenti daha büyük müdür küçük müdür sizce? Daha küçüktür. Neden? I eşittir emre kare eylemsizlik momentimiz. Emre kare. Kış mevsiminde yakın olduğumuz için R'miz az. R azsa eylemsizlik momentimiz de az. Dolayısıyla daha büyük değildir. Doğru cevabımız neymiş efendim? 1 ve 2'ymiş. Pekala. Evet. Geldik baba soruya. Ağırlığı 90 Newton olan türdeş bir levha, ağırlığı önemsiz esnek. Ama ben bu denemede niye işaretlemedim güzel sorular arkadaşlar ya? Niye unuttum ben onu? Bir tanesi bu yıldızlı sorulan bir tanesi bu. Başka? Başka, başka, başka. Bence şu da güzel soruydu. Bu elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılma meselesi önemli bir mesele. Bilmemiz lazım. Başka yıldız atabileceğim başka ne var burada yıldız atabileceğim? Yani şu da sorulabilir. Yani bilgi sorusu ama net bilgi sorusu yani. Yani tek yarıkta saçakların daha parlak olduğunu, aydınlık saçan daha geniş olduğunu bilmek gerekiyor. Bu önemli bir detaydı. Peki yıldız atabiliriz bunları. MEP bunu sormuş bakın. MEP bunu sormuş. Hatta daha detay sormuş orada bir sürü şey sormuş. Bu da önemli diyebiliriz. Peki bence denemenin favori sorusu buydu. Yani hesap kitap sormuş ama sağlam soru olmuş bence. Ağırlığı 90 Newton olan türdeş bir levha ağırlığı önemsiz esnek bir yay ve ip yardımıyla tavana asıldığında şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre yayda oluşan gelme kuvveti kaç Newton'dur demiş. Arkadaşlar bu soru bunun üzerinde yazılıp çizilmeyle sanki biraz zor görecek gibi. Ben onu şöyle büyük büyük geniş bir kağıda çizdim de burada çözeyim daha güzel anlaşılsın. Çünkü önemli soru bu. Bunu görmek zor. Peki üçgen levhanın, türdeş üçgen levhanın kütle merkezi kenarortaylarının kesim noktasıdır diyebilir miyiz arkadaşlar deriz. Kenarortay. Üçgen ortay burada kesiştiğine göre kütle merkezimiz burası. Peki nedir kütle merkezinin esprisi? Tabana bir birim, köşeye iki birim. Her mesafeye de x, x, x dersen tabana bir, köşeye iki birim demek bu demektir. Peki şurada birim olarak bakarsan bir birim, iki birim, iki buçuk birim. Yani 5 bölü 2 birim arkadaşlar bu. Peki 3'e bölersen ne gelecek bu mesafelerden? 5 bölü 6 birim. Şuradan bir daha 5 bölü 6 birim gelecek. Buradan da 5 bölü 6 birim gelecek. Umarım anlaşılıyordur değil mi? Tekrar ediyorum. 1, 2, 2,5 birim. Şu mesafe, şu yüksekliğin tamamı. Peki madem 3'e böldüğün tabana bir köşeye 2 birim olacaksa 5 bölü 2'yi 3'e bölersen 5 bölü 6, 5 bölü 6, 5 bölü 6 yapar buralar. İpe göre tork al. Yerdeki gelme kuvvetini bul. Peki G cisim ağırlığı. Üçgen levhanın ağırlığı buradan aşağıya 90 Newton. Peki buraya göre tork alacağım. Peki tork alırken ne lazım bana? Şu 90 Newton'un şuraya olan uzaklığı lazım. Şu mesafe lazım bana. Dik uzaklık. Kuvvet çarpı dik uzaklık tork alırken. Peki arkadaşlar şurası 5 bölü 6 artı 1 bölü 2 birim de buradan geliyor mu? Peki 5 bölü 6 birim artı 1 bölü 2 birim dersen 3 ile payda eşitlersen şurayı ne gelecek oradan? 8 bölü 6 gelecek. Yani 4 bölü 3 gelecek değil mi? Peki tork alıyorum şimdi. İpe göre tork alıyorum ha. Fy çarpı 1, 2, 3 birim tamam mı? Bakın şurası. Dik uzaklık değil mi? Fy çarpı 3 birim eşit olmalı. G kürenin ağırlığı 90 Newton çarpı 5 bölü 6 artı 1 bölü 2'den ne geldi toplam? 4 bölü 3 mesafenin tamamı. 4 bölü 3. Peki buradan 90 ile şu gitsin burada 30 kalsın. Fy eşittir. 30 ile 3 gitsin 10 kalsın. 10 çarpı 4'ten de 40 Newton gelir buradan galiba. Bence gayet güzel soru.
Pekala. Umarım anlaşılmıştır. Ölçekli çizdim büyük büyük. Şeklin üzerinde görmek ona zordu. Peki ne dedik cevabımıza? 40 Newton dedik. Peki geldik. 13. soru. Yatay ve doğrusal bir yolda aynı yönde gitmekte olan K ve L araçları aynı yatay hizadan sırasıyla 2 ve V hızıyla geçtikleri an frene basarak sırasıyla 2T ve T süre duruyorlar. Araçlar sabit imin hareket yaptıklarına göre sabit hızı değil ha, sabit imeyle düzgün yavaşlayan düzgün hızlanan demek arkadaşlar bu. Bu olayda K aracına ait hangi nicelikler L aracına göre daha büyüktür demiş. Güzel soru bence. Peki ben hemen onu bir yerlere çizmiş olmam lazım. Nereye çizdim ben onun şeklini? Heh. Arkadaşlar K ve L araçlarından 2V hızından 2T'de durmuşun, V hızından T'de durmuşun düzgün yavaşlayarak. Peki budur yani grafiğin budur. Buna göre konuşacaksın. Peki 2V çarpı 2T bölü 2'den 4X'de oran olarak sen buna. Buna da X dersin herhalde değil mi alanlara? Hızlama grafiğinin altına kalan alan neyi verecek sana? Yer değiştirmeyi verecek. Peki ne demiş bize soruda? K aracına ait ivme arkadaşlar şu eğimlerin eşit olduğunu görebiliyoruz değil mi? İvme nedir? Delta V bölü delta T'dir. Açılar birbirine eşittir. 2V bölü 2T oranıyla V bölü T oranı birbirine eşittir. Yani AK eşittir AL. İvmelerimiz birbirine eşittir. Doğru bir ifade. Büyüklüğü değil ha. İvmeler de eşit. X de eksi çünkü. Yavaşlıyor ya. İvmelerin büyüklüğü birbirine eşittir. Büyük değildir. Bize büyük olanı sormuş. Ortalama hızları eşit midir acaba? Daha mı büyüktür bakalım. Arkadaşlar ortalama hız dediğin şey nedir? Toplam delta X bölü toplam delta T'dir. Peki VK'nın ortalama hızı ne kadar yer değiştirmişsin abi sen? 4x ama 2t sürede. Peki v l eşittir. Ne kadar yer değiştirmişsin sen? X yer değiştirmişsin ama t sürede. Peki sen bunu oran olarak 2v dersen ortalama hızına buna ne diyeceksin? V diyeceksin. Tabii ki vk vl'den büyüktür. Evet k'nın ortalama hızı l'den büyüktür. Doğru bir ifadedir. L'ye göre daha büyüktür. Doğrudur. Yer değiştirme. 4x'te x dedik ya kardeşim. Alanlardan belli. Dolayısıyla cevabımız neymiş? 2v3'müş. Peki geldik mi son sorumuza? Geldik mi son sorumuza? Peki bu da güzel bir soru. Bu da güzel bir soru bence. Peki hem denge tork bilmelisin hem de dinamik bilmelisin. Peki ağırlık merkezi O noktası olan P ağırlıklı düzgün ve türdeş kale çubuğu bir ucundan duvara menteşelenmiş olup diğer ucunun altına kütlesi M olan bir cisim yerleştirilmiştir. Daha sonra cisim büyüklüğü sabit ve F olan bir kuvvet yardımıyla çubuğun K ucundan L ucuna doğru çekilmektedir. Sadece cisim ile yer arasında sürtünmeli olup sürtünme kasayı sabit olduğuna göre cismin hareketiyle ilgili demiş. Peki hangileri doğrudur? K noktasında O noktasına doğru hareket ederken ivmesinin büyüklüğü azalır demiş. Arkadaşlar bu güzel bir soru bence. Ben şuralara şöyle isterseniz 4'e böleyim. 1, 2, 3, 4 eşit ala böleyim. Mesela cismin çubuğun kütlesine arkadaşlar ağırlığına ben ne diyeyim? 3G diyeyim mesela. 3G iken bu çubuğun ağırlığının NK'ya düşen tepki kuvveti eşittir yarısı torka göre. Yarısı da menteşeye düşer mi arkadaşlar? 3G bölü 2'si. Peki neye göre dedik hocam bunu? Tork al canım. Menteşe göre tork al. İşte NK çarpı 2 birim G çarpı 1 birim de orandan 3G tam ortada olduğundan yarısını bu yarısını karşılayacak demektir. Sonra ne olacak? Sen buraya geldiğinde peki aynı 3G bu sefer 1, 2, 3 birim ya. 3G'nin 2 birimi buna düşer. 2G'si buna düşer arkadaşlar. G'si de buna düşer artık. Yeni paylaşım böyle olur. Peki bu alttaki çekilen cisme bastıran kuvvet çubuğun ağırlığından dolayı artıyor mu arkadaşlar? Artıyor. Peki ivmesinin büyüklüğü azalır demiş. Peki nasıl bileceğiz hocam ivmesinin büyüklüğü azalacağını? Ya sana tersine sürtünme kuvveti var kardeş. Fs. Peki bu Fs'nin değeri ne kadar? K çarpı N. Yüzeyin tepki kuvveti. Peki yüzeyin tepki kuvveti önceden 3G bölü 2 iken şimdi ne olmuş? 2G olmuş. Yüzeyin tepki kuvveti arttıysa sürtünme kuvveti artmıştır. Peki F net eşittir M çarpı A'ya göre. F net eşittir. F net dediğin şey F çekiyor bu tarafa doğru. Ama Fs F eksi Fs eşittir net kuvvet M çarpı A diyebiliriz. Peki sürtünme kuvveti arttıkça ne oluyormuş? Sürtünme kuvveti arttıkça net kuvvet azalıyormuş. Net kuvvetin azalması ivmenin azalması anlamına gelir. Bence gayet güzel bir yorum. Gayet güzel bir yorum bence. İvmesinin büyüklüğü azalır. Doğru bir ifade. Neden? Net kuvvet azalıyor. Niye net kuvvet azalıyor? Tekrar ediyorum. Sürtünme kuvveti artıyor. Peki niye sürtünme kuvveti artıyor? Tepki kuvveti artıyordu ondan. Ha ne dediğin şey nedir senin? Bu da neyde sadece 2G yok arkadaşlar bakın. Yere bastıranda hem bunun ağırlığı var. Peki neye tepki kuvvetini biz GK cisminin ağırlığı artı işte NK tepki kuvveti diyebiliriz aslında. Peki bu da GK sabit ama
Çubuktan dolayı buraya düşen tek kuvvet arttığı için ne arttı dedik yani ha, ona göre. Pekala, yani O noktasından L noktasına doğru hareket ederken cismi etkileyen sürtünme kuvvet artar demiş. E doğru. Arttığı için zaten ivme azaldı ya. K noktasından O noktasına doğru hareket ederken cisim üzerine etkileyen net kuvvet artar demiş. Hayır efendim, net kuvvet artmaz. Net kuvvet azaldığı için zaten ivme azaldı ya. O yüzden cevabımız neymiş efendim? 1 ve 2'ymiş. Peki umarım faydalı oluyordur arkadaşlar. Özet yapmaya çalışıyoruz. Uzun sürüyor videolarımız ama. Evet, bir tane denememiz kaldı. Onu da çözüp seriyi bitirmiş olacağız. Umarım size faydalı oluyoruzdur. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.